Tekrardan merhabalar. Önceki dersimizde DC motorları anlatmıştık. Bu dersimizde ise servolar ile devam edeceğiz. Servo motorlar. İlk önce kısa bir sunumumuz olacak. Daha sonra ISIS ve daha sonra Arduino ile devam ederek dersimizi tamamlayacağız. Sunumumuz ile başlayalım. Sunumumuzda genel servolar, çalışma prensibi ve iç yapısını inceleyeceğiz. Resimde gördüğünüz model SG90 modeli. En çok kullanılan, Arduino ile en çok kullanılan model. Tabii ki hobi devrelerinde de bolca kullanılmaktadır. Görevine bakarsak servolar mekanizmalarda yani robotlar olsun ve diğer hobi devrelerinde açısal pozisyonu vermek için kullanılıyor. Yani bir hareket kontrolü sağlayan bir devre elemanı gibi düşünebiliriz. Bir sonraki slaytımızda farklı bir modelini görüyorsunuz. MG996R. Bu daha güçlü bir servo. Robot devrelerinde sıkça kullanılıyor. Servo motorlar genellikle robot teknolojisinde ve RC yani radyo kontrol uygulamalarında kullanılmakta. İsterseniz bir de iç yapısına bakalım. Resimde gördüğünüz gibi içinde DC motor, high speed yani yüksek hızlı ve düşük toplu DC motor. Dişli bir mekanizma, gearbox 60 RPM gücünde ve yüksek tork sağlıyor. Bir adet potansiyometre bulunuyor. Değişebilir voltaj sağlıyor. Açıya göre ayarlama yapıyor ve bir tane kontrol kartı bulunuyor. Gördüğünüz gibi motor sürmek için integrated touch bir iş. Potansiyometre genel olarak motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. Ve kontrol devresi integrated touch bir iş. Motorun bulunduğu pozisyon ile istenilen pozisyonu karşılaştırarak bir ayarlama yapmaktadır. Yani genel olarak motor sürme işlemini potansiyometre ve burada bulunan kontrol kartı yapmaktadır. Genellikle çalışma açıları 180 derece ve 360 derecenin oluşmaktadır. Yani farklı açılarda olanlar da vardır. Gördüğünüz gibi burada da drive gears yani dişli mekanizması, motor, potansiyometre ve kontrol kartı bulunmaktadır. Şunu da söyleyelim. Servo motorlar PWM sinyal ile çalışmaktadır. Bu sinyalleri burada bulunan sürücü kartı oluşturmaktadır. Integrated H1 iş. Servo motor kullanılan bu kart, şuradaki kart 20 saniyelik periyotlar ile puls göndermektedir. Puls değerini göndermektedir ve aynı zamanda kontrol etmek için okumaktadır. Ve eğer 1 milisaniye high gönderirse yani 5 volt gönderirse 0 derece açı vermektedir. 20 milisaniye periyotta 1,5 milisaniyelik high gönderirse yani yüksek gönderirse 90 derece. 20 milisaniye periyotta 2 milisaniye high gönderirse o da 180 derecelik yani 5 volt gönderirse 180 derecelik bir açı sağlamaktadır. Görüyorsunuz burada da 1 milisaniyede 0 derece, 1,5 milisaniyede 90 derece, 2 milisaniyede ise 180 derecelik bir açıyı sağlamaktadır. Tabi buradaki aradaki değerler ise buradaki milisaniyeler değişerek sağlanmaktadır. Evet, sunumumuz bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır çalışma prensibini. Şimdi ise siz devremize geçelim. Şemamızı tanıyalım. Daha sonra Arduino'da kodlarıyla devam etmekteyiz. Devam ederiz. Kullandığım elemanlar Arduino Uno kullandım. Bir adet potansiyometre kullandım. Tabii potansiyometrenin yerine joystick olabilir veya LDR, diğer sensörler de olabilir. Bir adet servo motor kullandım. 9. pine bağlı ve potansiyometremiz A0 pine bağlı. Ve ayrıca değerlerimizi görebilmek için Virtual Terminal ekran kullandım. Bunlar da daha önceki videolarımda anlatmıştık bağlantılarını. RXD pinini TXD'ye, TXD pinini ise RXD'ye bağladım. Ayrıca servo motorlar kullanırken dışarıdan beslenmeleri tavsiye edilir yani. Çünkü daha yüksek voltlar çekebilmektedir. 4,8 ile 6 volt arasında çekmektedir. O yüzden dışarıdan bir besleme kaynağıyla besleyebilirsiniz Arduino'yu. Pardon, servo motoru. İsterseniz yazıp görelim. Motor yazarsanız zaten birçok motor çeşidi çıkacaktır. Kullandığım servo ise motor PWM servo olan bu servodur. Gördüğünüz gibi 3 tane bacaktan oluşmakta ve hobi servo olarak geçmekte. Bir bacağını besleme yani kaç volta bağlayacaksan. Diğer bacağını en alttaki bacağını GND ve ortadaki bacağını ise Arduino'muzdaki pine bağladık. Şemamız da bu kadardı. Ve 10K'lık potansiyometre kullandım. Zaten önceden de biliyorsunuz POTG kullanıyoruz potansiyometrede anlık değişebilmesi için. İsterseniz bir de kodumuza bakalım. Kodumuzda da yanlarına açıklamalarını yazdım. İndirdiğinizde siz de daha rahat edeceksiniz.
okuyarak anlayabilirsiniz ayrıca. İlk önce kütüphaneyi dahil ettik. Bu videomuzda kütüphaneleri de öğrenmiş oluruz. Kütüphaneler Arduino'da bulunan elemanlar için bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Kütüphaneyi dahil ederek gördüğünüz gibi include hashtag ile include servoh kütüphanesini dahil ettik. Ve bir tane obje oluşturduk. Servo objesi. Daha sonra ise servo pinimizi belirledik. 9. pin olarak. Potansiyometre pinimizi belirledik. A0. Report değerimiz ise 0 olarak en başta tuttuk. Daha sonra ise setup kısmında haberleşmeye başlattık. Değerlerimizi görebilmek için. Pot pin input olarak belirledik. Ve servo pinimizi çıkış pini olarak attach keyword ile belirlemiş olduk. Gördüğünüz gibi servo.attach diyerek servo pinimizi de buraya yazdık. Yani obje oluşturmanın sebebi daha rahat kullanım sağlamak. Kendimiz yani servo kütüphanesinde bir adet kendi ismini verdiğimiz servo objesi oluşturmuş oluyoruz burada. Loop kısmında ise potansiyometre değerimizi okuduk. Daha sonra pot değerimizi yazdırdık ekrana görmek için. Daha sonra küçük bir gecikme verdik. Daha rahat okuyabilmek için değerler. Ve map fonksiyonu daha önce de görmüştük. Pot değerinden gelen 0 ile 1023 arasındaki sayıları 0 ile 180 arasında çekmekte. Ve burada farklı bir fonksiyon daha göreceğiz. Constraint fonksiyonu. Map fonksiyonumuzdaki değerleri eğer farklı dışına çıkarmamak için yani 0 ile 180 arasında tutmak için hep constraint fonksiyonunu kullanıyoruz. Map değerlerini 0 ile 180 arasında tutacak hep. Yani sıfırdan küçük olsa bile bu değeri sıfırda sabit kılacak. 180 de büyük olsa bile 180 de sabit kılacak. Daha sonra constraint değerimizi de yazdırdık string olarak. String değeri olarak yazdırdık. Sonra gecikme verdik. Ve servo.write diyerek değerimizin pozisyonuna geçmesini sağladık. Yani constraint value pozisyonuna servomuz değerini getirecektir. Yani servoya şunu değiştirelim. Constraint volume miktarında dönmesini sağlayacaktır servo motorumuzun. İsterseniz tekrardan bir deneyelim ve uygulamamızı çalıştıralım. Evet, şu an değerlendi. Yüklüydü bende. Siz yüklersiniz, yüklemediyseniz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an %50 değerinde 85 derecede. Burada gerçekte yaptığınızda daha doğru değerli alacaksınızdır. Simülasyon olduğu için küçük farklar oluşacaktır. Buradan debug ekrandan Virtual Terminal'ı başlatalım. Gördüğünüz gibi değer 90. Ve potansiyometre değerimiz burada pause diyerek potansiyometre değerimiz 512. Constraint değeri ise 90 derecemiz. Potansiyometremizi arttıralım. Gördüğünüz gibi servomuzun açısı da değişecektir burada. Buradaki değerleri de görüyorsunuzdur. Tekrardan durduralım. Gördüğünüz gibi pot değerimiz 635. Constraint değeri 111. Tabi burada farklılıklar oluşuyor küçük. Gerçekte yaparsanız doğru değerler alacaksınızdır. Ve aşağı indirelim. Gördüğünüz gibi 20 derece. Burada da değerimiz 317 ve 55 constraint değerimiz yani açımız. Gördüğünüz gibi bir yerden sonra hep sıfıra inmeye başladı. Yani değerimiz kaç olursa olsun bir yerde sabit tutuyor constraint fonksiyonuyla. Sıfır derecesinde tutuyor. Hatta farklı LDR ile sürebilirsiniz. Veya kendiniz kodlar yazarak belli bir aralıkta 90 derece, belli bir aralıkta 180 derece pozisyonda durmasını sağlayabilirsiniz. Kapatıyorum ben. Dediğim gibi ben potansiyometre kullandım. Siz joystick kullanabilirsiniz veya farklı devre elemanları. Bu dersimizde de anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için. Herkese kolay gelsin.